Başkanımız Sayın Binali Yıldırım salonumuzu teşrif etmişlerdir. Kendilerine hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Programımıza katılımlarıyla onurlandıran Başbakanımıza teşriflerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Girizgah yapalım. Bu gibi açılış yaptık ki öncesinde ikinci bir açılışa gerek yok. Bir daha söyle. Beyefendiye bir teşekkür edelim. Programımıza katılımlarıyla bizleri onurlandıran Sayın Başbakanımıza teşrifleri için çok teşekkür ediyoruz. Sayın Başbakan, değerli konuklar, Ege Ekonomik Forumu'na bir kez daha hoş geldiniz. Şimdi konuşmasını yapmak üzere Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı EGEV'in Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Ali Susam'ı sahneye davet ediyorum. Sayın Başbakanım, Sayın Bakanlarım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin değerli başkanı, Türkiye İhracatçılar Meclisimizin değerli başkanı, Türk İş'in değerli başkanı, Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu'nun değerli başkanı, İzmir ve Ege bölgesinden bugün bu toplantımıza katılan, bizim paydaş olarak bugünkü bu çalışmaları yapmamıza emek ve destek veren sanayi odamız, ticaret odamız, borsamız, deniz ticaret odamız ve baştan beri emeklerine sonsuz şükranlarını sunduğum Ege İhracatçılar Birliği Sayın Başkan ve Başkanlar Kurulu üyeleri, İzmir Esnaf Odaları Birliğimizin değerli başkan ve yöneticileri, tüm meclis başkanlarımız, iş dünyasının değerli temsilcileri ve Ege için yüreği çarpan değerli katılımcılar. Ege Ekonomik Forumu'na hoş geldiniz, şeref verdiniz. Şahsım ve Ege Yönetim Kurulu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Huzurlarınızda bu toplantıyı yapmaktan duyduğum memnuniyeti belirtiyor. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Öncelikle
bu forumun yapılmasında 16 yıldır İstanbul'da İstanbul Forumu yapan Özgencil grubu ve bugün ve bu yıl Doğuş grubu ve NTV'nin birlikte Ege'de bir forum yapalım. Altyapı çalışmalarını daha önce Ege İhracatçılar Birliği ile başlattığımız bu çalışmayı bu sene neticelendiririm şeklindeki önerilerini Ege'nin 10 aylık başkanı olarak hiç çekinmeden tabii ki yapalım diye karşılık verdik. Ve bu süreçte Özgencil'e ve Doğuş grubuna Ege'nin ekonomik formunun düzenlenmesinde gösterdikleri destek ve işbirliğinden dolayı ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki bu formun asıl fikir babalarından birisi Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekçi'dir. 10 yıllık Ege başkanlığımda her aşamada Ege'nin ve Ege ekonomisi için Ege'nin önemine inanmış bir bakan olarak bize her türlü desteği verdi. Ama en büyük güç kaynağımız ve bu forumları yapmamızda da İzmir'imizin milletvekili ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Binali Yıldırım'ın katkılarına da sonsuz şükran ve teşekkürlerimi sunuyorum. Ege olarak bu görevi, bu güçlü görevi alırken şunu düşündük. Ülkemizin çevresi gerginlikler, çatışmalar ve savaşlarla geçen bir dönemde ekonomi konuşmanın gereğine inandık. Savaşların ve gerginliklerin ortadan kalkmasının yolu ekonomik refahın ve kalkınmanın sağlanması ve o şekilde sağlanmış ekonomik refah ve kalkınmanın adil ve tüm toplumu kucaklayacak ve onlara yetecek şekilde adil paylaştırılmasıdır. Bu nedenle biz bu gerginlik ortamından ülkenin ve dünyanın gündemini başka bir alana çekelim istedik. Ege, 10 Ege ilini kapsayan bir ekonomik kalkınma vakfıdır. Ama bu başlangıcı yaparken Ege sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırlarındaki bölge değildir. Ege aynı denizi paylaşan Yunanistan ve Türkiye'nin ortak barış denizidir. Ege böyle bir coğrafyadır. Onun için Yunanistan Bakanımıza katılımlarından bu toplantıya vermiş oldukları önemle burada bulunmalarından dolayı son derece teşekkür ediyorum. Biz Ege'yi ekonomi kalkınmanın merkezi olarak bundan sonra da gerçekleştireceğine inanıyoruz. Çünkü bu bölge binlerce yıllık tarihi boyunca hep gelişme, kalkınmanın merkezi olmuştur. İlk ticaretin ve ilk paranın kullandığı bir bölgedir. Bu bölge hep Anadolu'dan, Orta Asya'dan, Orta Doğu'dan, Kavkaslardan ve diğer bölgelerden gelen bütün ticaret yollarının birleştiği İpek yolunun dünyaya ve Avrupa'ya açıldığı bir bölgedir. Bu bölgeyi barış bölgesi, Ege Denizi'ni ortak iki kıyıdaki iki ülke olarak barış denizi yapmak için ekonomik işbirliğimizi ve birlikteliğimizi güçlendirme ihtiyacına inanıyoruz. Bu forum bu sene ilki yapılıyor ama bundan sonra geleneksel hale gelip daha geniş kapsamlı karşılıklı iki ülkenin de ve diğer Akdeniz çanağındaki ülkelerin de katılımıyla daha büyük bir noktaya gelecektir. İddiamız ve isteğimiz şudur. Limanlar ve serbest bölgeler, sanayi, ticaret, bilimin merkezi Ege, aynı zamanda Akdeniz'in yıldızı olacak bir noktadadır. Biz Ege Ekonomik Forumunu düzenlerken Ege İhracatçılar Birliği olarak düşüncemiz ve şeyimiz tek şudur. Her şeyi biz başarmaya değil, her şeyin başarılmasına katkı koymak için taşın altına elimizi koymaya hazır olduğumuzu gösterdik. Bu süreçte bize sponsorluklarıyla, katkılarıyla
destek veren herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Toplantıya katılan herkese teşekkür ediyorum. Huzurlarınızı saygıyla selamlıyorum. Sayın Mehmet Ali Susam'a çok teşekkür ederiz. Değerli konuklar, şimdi de TOB Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'nu sahneye davet ediyorum. Sayın Başbakanım, çok değerli bakanlar, sizleri, değerli katılımcılar, sizleri şahsım ve Türkiye Odalar ve Borsa Birliği Yönetim Kurulu adına saygıyla selamlıyorum. Ekonomi Bakanlığımızın desteğiyle hayata geçirilen EGEV'in düzenlediği, bu Ege bölgemizin kalkınmasına yönelik yeni bir ivme, bu hamlenin yeni bir ivme kazandıracağına inanıyorum. Başta iş dünyamız olmak üzere ülkemizin her kesiminden son derece katılımcı bir heyetin de forma katılması buna işaret etmektedir. Burada bulunarak camiamıza desteklerini gösteren, cesaret veren Sayın Başbakanımıza ve bakanlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Yunanistan'dan gelen misafir bakanımıza da hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Sayın Başbakanım, sayın bakanlar, kıymetli misafirler, Ege üretim kültürü, müteşebbisliğe yatkınlığı ve dışa açılma becerisiyle her zaman ülkemiz ekonomisine büyük katkı vermiş lokomotif olmuştur. Bugün de tarımdan sanayiye, turizmden lojistiğe, eğitimden yüksek teknolojiye kadar her alanda kendini gösteren, gurur duyacağımız bir seviyeye gelmiştir. Ege tüm bunları işte bu salonları dolduran müteşebbis insanların emeği ve gayretiyle başardı. Bu nedenle en büyük takdir de siz Egelilerin olmalıdır. Gerçekten de Ege büyürse Türkiye'de büyüyor. Ege'de sıkıntı varsa Türkiye'de yaşıyor. Bu nedenle Ege'nin yeri farklı. Buraya özel ihtimam göstermek durumundayız. Bugün Ege bölgesi yurt içi ve ihracat alanında toplam 534 milyar TL ticaret hacmi üreten müthiş bir performansa sahip. İşte bu nedenle ben de her sene Ege bölgesinin şehirlerini mutlaka geziyorum. Oda ve borsa başkanlarımızla birlikte çözüm üretiyor, önerilerimizi hükümetimize iletiyoruz. Hükümetimizin de destek vermesiyle sizlere yönelik önemli adımlar atılmasını sağlandı. Finansmana erişimde, istihdam maliyetlerinin azaltılmasında, yıllardır şikayet ettiğimiz sanayi elektriği üzerindeki TRT payının, OSB'lerde emlak vergisinin kaldırılmasında tarihi adımlar atıldı. Tüm bunlar sayesinde reel sektörümüzün üzerinden kalkan yük her yıl 1 milyar TL'yi bulmaktadır. Sayın Başbakanımızın, hükümetimizin reel sektör dostu yaklaşımı ve iş dünyamızı rahatlatan kararları bizleri cesaretlendirdi, umutlandırdı, büyümeye de güç verdi. Yılın ilk 6 ayında %5 büyüdük. İnşallah bu yıl sonu itibariyle daha yüksek bir büyümeyle kapatacağız. Elbette sorunların hepsini çözdük mü? Çözmedik. Sıkıntılarımız var mı? Var. Ama hepsini aşacak iradeye ve imkana sahibiz. Bunu da her defasında gösterdik. Kavga ile sorun, sıkıntı çözülmez. Ortak akılla ve diyalogla çözülür. Hep birlikte el ele verdiğimizde ülkelerimiz hak ettiği yere gelecek. Dünyanın en büyük 10 ekonomisine girme hedefi doğrultusunda her gün sağlam adımlarla gideceğimize inanıyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken formun düzenlenmesinde emeği geçenleri, başta Ege ve Ekonomi Bakanlığımız olmak üzere tebrik ediyor, hayırlı sonuçlar doğurmasını diliyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Sayın Hisarcıklıoğlu'na konuşması için çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekçi'yi sahneye davet ediyorum. Saygıdeğer Başbakanım, çok değerli Yunanistan Ekonomi ve Kalkınma Bakanı Dimitrios Papadimitrou, çok değerli Savunma Bakanım, Meclis Grup Başkan Vekilim, Büyükşehir Belediye Başkanım, Ege Başkanım, TOP ve TİM'in çok değerli başkanları, Genel Başkan Yardımcımız, milletvekillerimiz, değerli hemşehrilerim, değerli dostlar, Ege'nin iki yakasından bir araya gelen toplulukların temsilcileri, öncelikle saygıdeğer başbakanımıza toplantıya teşriflerinden dolayı şükranlarımı arz ederek sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bir ülkenin denizi olacak. Ama denize de kıyın çok uzun olacak ki her yerden denizi görebilirsin. Onu koklayabilirsin. Bir de iklimi güzel olacak ve bu denizin bereket olacak. Ondan gelen yağmur zenginlik verecek. Bir de insanı güzel olacak. Yaşamı güzel olacak. Dünya bu 148.930.000 kilometre kare. İşte gezegenimizdeki karaların yüzeyi bu kadar. 7,5 milyar insan da burada yaşıyor. Ama bu insanların en şanslıları bu devasa coğrafyanın Ege Denizi ile buluştuğu küçücük bir alanda yaşıyor. Ben de bu şanslı insanlardan biri olarak Ege'de doğdum, Ege'de büyüdüm. Ege'li olmanın da mutluluğunu yaşıyorum. Bu duygularla, bu memnuniyetle sizleri tekrar hoş geldiniz diyorum. Saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ben, değerli dostum Ege Başkanımız ilk geldiğinde bu Ege Ekonomi Forumu ile ilgili hakikaten çok büyük bir heyecan duydum. Dedim ki derhal, ne olması gerekiyorsa. Tabii bu fikri de Sayın Başbakanımızla paylaştığımda böyle bir organizasyon yapıyoruz. Ege'de böyle bir forum yaparak hem de bunu Ege'nin iki tarafına taşıyacağız. Hem İzmir'de hem de Ege'nin karşı tarafında Yunanistan'da, Atina'da yapmayı planlıyoruz dediğimizde çok güzel olur diyerek desteklerini esirgemediler. Onun için hem Ege Başkanımıza bu cesaretinden dolayı ve desteklerinden dolayı da saygıdeğer Başbakanımıza çok teşekkür ediyorum. Ege'de gezinen biri hem geçmişin hem de bugün dünyasında Ege'nin bir ekonomi merkezi olduğunu çok kolaylıkla görür. Efes'ten Anadolu'nun içlerine kadar Kral Yolu denen bir yol boyunca tarihi şehirler ticaretle yoğunlaşmıştı. Biraz önce başkanımızın da dediği gibi ilk parayı Ege'de kullanıldı, Lidya'da kullanıldı. Ekonomi kelimesi Yunanca bir kelimedir ve ilk defa da Ege'de kullanıldı. Şundan emin olunuz ki 21. yüzyılda Ege tekrar o tarihi misyonuna dönecektir. İbn Haldun'un çok güzel bir sözü var. Geçmişler geleceğe suyun suya benzemesi kadar çok benzer diye. Bugün İzmir Doğu Akdeniz'in ekonomi merkezi haline geliyor. Denizli'den Manisa'ya, İzmir'den Uşak'a, Muğla'ya, Aydın'a milyarlarca dolar ihracat yapan şehirlerimiz var. Muğla, Selanik, Adalar ve Atina Avrupa'nın değil, dünyanın turizm merkezi olmaya hazır. Biraz önce değerli dostum, Ekonomi Bakanı ile beraber konuşurken, neden Midilli ile Balıkesir veyahut da Akçay birlikte pazarlanmasın? Neden Rodos'la Marmaris birlikte turizm organizasyonları yapmasın? Neden gelen turistler iki gün Rodos'ta kalıp, iki gün Marmaris'te kalmasın? Neden Ege'nin Menderes ve Gediz ovalarındaki üretilen ürünlerle Selanik Ovası'nda üretilen ürünler birlikte dünya pazarlarında egemen olmasın diye bunları konuştuk. Türkiye ve Yunanistan 21. yüzyılda Ege'yi Avrupa'nın eğitim, yüksek teknoloji, sağlık, turizmi, yenilenebilir enerji, eczacılık ve organik tarım merkezi haline getirebilirse bu topraklar geçmişte olduğu gibi yeniden ekonomi ve refahın hayat bulduğu topraklar haline gelir. Saygıdeğer Başbakanım, değerli konuklar, bizim bir sözümüz var. Yari güzel olanın başı dertten kurtulmazmış. Hakikaten çok güzel bir evimiz, çok güzel bir ev ahalimiz var. Bu eve iki pencere açılıyor.
Birincisi fırsat penceresi, güneş doğuğu, aydınlık bir pencere. Çünkü belki 10 yıl içinde çok farklı bir dünyada yaşayacağız. Elektrikli arabalar, güneş enerjisi, rüzgar enerjisiyle yeni tıp teknolojileri, yapay zeka yeni dünya kuruluyor. Avrupa'da Endüstri 4.0 konuşuluyor. Artık Endüstri 5.0'ın da konuşulmaya başlandığı günler yaşıyoruz. Medeniyetimiz sağlıksız tarım ürünlerinden artık şikayetçi olmaya başladı. İşte bu fırsat penceresini açmamız ve evimize o güzel Ege'nin güneşinin dolmasını istiyorsak, Ege'yi yenilenebilir enerji, tıp teknolojileri ve sağlık turizmi yazılım ve eğitim merkezi haline getirmeliyiz. Ayrıca organik tarımda Ege bir dünya markası haline gelmeli. Ege'nin stratejisi, vizyonu bunlar olmalı. Öyle bir Ege hayal ediyoruz ki bugün Antalya ile İzmir'i birbirinden ayırmak mümkün değil. Antalya ve İzmir arasında bu coğrafyada dünyanın en zengin tarih ve kültür mirasının olduğu bu coğrafyada 20 milyon turisti hayal ediyoruz. Antalya'dan çıkan bir turistin, bir misafirin İzmir'e yaklaşık 2 saatte, 2,5 saatte gelebildiği, arada gelirken Selçuk'tan, Efes'ten, Milet'ten, Aydın'dan, Bozdağ'dan, Pamukkale'den, Leodikya'dan, Hieropolis'ten, Afrodisias'tan Antalya'ya kadar bu coğrafyada 20 milyon turist bir hafta boyunca gezmekle bitiremeyeceği zenginliklere sahibiz. Peki nasıl olacak? İşte bunların hayalini kuruyoruz. İzmir'le Antalya'yı otoyolla bağlamanın hayalini kuruyoruz. İnşallah Aydın'a kadar olan otoyol ilk etapta Sayın Başbakanımızın takipleriyle ve destekleriyle Denizli-Aydın arası, sonra da Denizli-Antalya arası bitecek. Sonra hayalimiz Antalya'dan İzmir'e, Basmane'ye hızlı trenle insanlar bir saatte ortada, Aydın'da, Denizli'de ve yaklaşık olarak 2 saatte de İzmir'de buluşacak ki 20 milyon turistin hareket edebildiği bir alan olsun. Peki sonra Ege'yi ortak kullanacağız. Ege'nin bütün zenginliklerini birlikte kullanacağız. Ege Havzası'nın hem tarımıyla, hem turizmiyle, hem tarihiyle, hem de bilimi ve teknolojisiyle birlikte refah üreten bir deniz haline getireceğiz. Bütün bunları hazırlamak için de yine Sayın Başbakanımızın destekleriyle proje bazlı yatırım teşvik sistemini, yani dünyanın en iddialı yatırım teşvik sistemini hayata geçirdik. Şu ana kadar ilk etaptaki çalışmalarımız 100 milyar TL'yi geçti. Ve en kısa sürede bunu hayata geçireceğiz. Nedir bu? Türkiye'yi geleceğe hazırlamak, Türkiye'ye geleceğe bir yeni bir pencere açmak. Bundan 10 ay önce 2016 yılında hain işgal girişiminin devam ettiği günlerde ihracat seferberliği başlattık. Ve ihracat seferberliğimizin bugün sonuçlarını alıyoruz. Bugün itibariyle Ekim ayındaki ihracat performansımız, Sayın Başbakanım, sizlerin müsaadesiyle paylaşıyorum, %16'lık bir artışa ulaştık. Yıl boyunca da, yani 2017 yılında %11'in üzerinde bir ihracat artışıyla ve tarihi zirve olan 157.6 milyar doları inşallah 2017 yılında aşacağız. Ve bu ihracat niye önemli bu kadar? Çünkü ilk yarıdaki %5.1'lik büyümemizin %3.9'unu, %2.2'sini ihracattan, geri kalanını da yatırımlardan elde ediyoruz. Yani tam istediğimiz gibi. İhracata dayalı, üretime dayalı ve yatırıma dayalı bir büyüme. Ve bunu da sürdürülebilir hale getirmek istiyoruz. Sayın Başbakanımızın başkanlığında dün yaptığımız toplantıda, Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısındaki pazartesi günü, özür dilerim, birinci gündem maddemiz buydu. Büyümemizi sürdürülebilir hale getirmek, bunu ihracata ve yatırıma dayalı hale getirmek. Ve üçüncü çeyrekte inşallah dünyada büyümede parmakla gösterilen ülkelerden biri olacağız. Bununla ilgili rakamları da zaman zaman sizlerle paylaştım. Ben değerli dostum, Yunan meslektaşıma Ege'nin iki tarafındaki fırsatları bir araya getirelim. Bunları değerlendirelim ve insanlarımızın refahını artıralım diyorum. İnanın tarih bizden hesap soracaktır. Eğer Ege'yi biz Türkiye tarafı olarak ta ki Antalya'dan, Afyon'dan, Kütahya'dan, Uşak'tan, Balıkesir'den, Manisa'dan, Çanakkale'ye kadar bir havzanın hikayesini yazıp da bunu bir refaha dönüştüremezsek, tek bir planla
İzmir başkent, yani bu coğrafyanın, Batı Anadolu'nun başkenti halinde bir hikayeye dönüştüremezsek tarih bizden hesap soracaktır. Aynı zamanda biz eğer Batı Anadolu'yla Ege'yi ve karşı kıyı Yunanistan'ı ortak bir refah denizinin paydaşları haline getiremezsek, ekonomilerimizi her iki taraf olarak da artırıcı enstrümanlara geliştiremezsek tarih de bizden hesap soracaktır. İnşallah bu sonbaharda Sayın Başbakanımızın başkanlığında Selanik'teki yüksek düzeyli işbirliği konseyi ve onun öncesindeki ortak ekonomi ve ticaret işbirliği konseyi, yani CETCO'yu da harekete geçirerek Türkiye ile Yunanistan arasında 2014'te 15'te başarılı örneklerini koyduğumuz iş forumlarını Türkiye'de ve Yunanistan'da 6 ayda bir yaparak öncelikle her iki tarafın özel sektörlerini bir araya getireceğiz ve harekete geçireceğiz. Ve bunu da önümüzdeki dönemin en önemli gündem maddelerinden birisi olacaktır. Ben tekrar saygıdeğer başbakanıma katılımlarından dolayı şükranlarımı arz ediyorum. Bu forumda emeğe geçen başta Mehmet Ali Bey olmak üzere Ege Başkanımız ve tüm destek verenlere teşekkür ediyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Sayın Nihat Zeybekçi'ye konuşması için çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, şimdi de Yunanistan Ekonomi ve Kalkınma Bakanı Sayın Dimitru Papadimitru'yu sahneye davet ediyorum. Your Excellency, Mr. Prime Minister, Ekselansları Sayın Başbakan, Economy, Sayın Ekonomi Bakanı, hanımlar, beyler. Burada sizlerin arasında olmak benim için şereftir efendim. Ülkem Yunanistan'ı temsil etmekten onur duyarım aranızda. Ve bu tabii ki o iki ülke bir deniz gibi bir başlık. Hepimiz için son derece yararlı bir başlık bu. Özellikle jeopolitik sorunlarla karşılaştığımız dünyada. Özellikle Türkiye ve Yunanistan'ın yer aldığı Doğu Akdeniz, Doğu Avrupa bölgesinde gerçekten nevi stabilizasyona, ülkelerimiz arasında istikrara ihtiyacımız var. Çünkü biraz daha ilerisinde dünyada kıyametler kopuyor. Bizlerin uluslararası yasalara uygun olarak davranarak hukuk yöntemini, hukuk devletini ayakta tutarak ülkelerimizin olduğu bölgede barışı kabul etmeyi, birbirini anlamayı, üstelik jeopolitik sorunları diyalogla çözme yoluna gitmeyi destekleyebiliriz. Maalesef günümüzde olması gerekenleri her iki ülke olarak da gerçekleştirmiş değiliz. Ekonomiden yola çıkarak enerji ve mal ve insanların hizmetinin serbest dolaşımını iki ülke arasında gerçekleştirebiliriz. Tarihe baktığımızda ne görüyoruz? Ekonominin insanları birleştirdiğini ama siyasetin insanları ayırdığını görüyoruz tarihe baktığımızda. Böylece insanlar çok değerli zamanlarını, enerjilerini, akıllarını, jeopolitik farklılıkları çözümlemek için kullanmak zorunda kalıyorlar maalesef. Ama bütün bunları yaptığımız zaman, ekonomik olarak birbirimizin elini tuttuğumuz zaman, başka sorunlarımızı da, jeopolitik alana düşen sorunlarımızı da çok daha rahat ve yumuşak bir şekilde ortak olarak çözebileceğimize inanıyorum. Yunanistan'ın perspektifinden baktığımızda şunları söylemek gerekir. Yunanistan her şeyden önce Türkiye ile ekonomik Yunanistan ulus ötesi ilişkileri ile ekonomisini ayakta tutmaya çalışan bir ülkedir ve bütün dünyanın özellikle bu alanda sürekli değişim içerisinde olduğunun da bilincindeyiz. Bir de tabii ki ikili ilişkiler, kapsayıcı ikili ilişkilerin son derece yararlı olduğunu biliyoruz. Sistemik olarak uzun vadede ve
siyasi istikrar ve birbirimize duyduğumuz güven çerçevesinde bunu gerçekleştirdiğimiz zaman ekonomimizin de her şeyimizin de gelişeceğinden eminiz. Yunanistan Avrupalı bir Türkiye istemektedir. Çünkü Avrupalı yasal kurumların komşumuzda tam anlamıyla gerçekleşmiş olduğunu gördüğümüzde bizler memnun oluruz. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne giriş, kabul ediliş sürecine baktığımız zaman Yunanistan her zaman bütün bu tartışmaların devamından yanadır, diyalogdan yanadır. Türkiye Avrupa Birliği arasında imzalanmış olan bütün deklarasyonlara uyulmasını destekliyor Yunanistan. Çatışma ne Türkiye'nin ne Yunanistan'ın çıkarınadır. Çünkü çatışma Türk-Yunan ilişkilerine her zaman zarar verir. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne giriş müzakerelerinin kesilmesi ne Türkiye'nin lehinedir ne de Yunanistan'ın lehinedir. Biz bundan yana değiliz. Özellikle de işbirliği yapabileceğimiz alt alanlar var Türkiye ve Yunanistan arasında. Biz bütün bunların olmasından yanayız. Yunanistan bütün kalbiyle Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne entegre olmasını destekler. Özellikle Avrupa Konseyi toplantısında bir de kendi Dışişleri Bakanımızın da yaptığı açıklamalara bakarsanız Yunanistan'ın bu konuya olan tavrını çok açık bir şekilde görebilirsiniz. Çünkü biz ortak bir toprak üzerindeyiz ve Avrupa Birliği'nde hem Türkiye hem Yunanistan'ın yer alması her iki ülkenin kendi ikili bilateral ilişkisinde de bütün diyalog kanallarının açık olması anlamına gelecektir. Ve dolayısıyla ve çok da güzel işaretler alıyoruz bu konuda. Avrupa Birliği Başkanı ile Sayın Cumhurbaşkanınız Recep Tayyip Erdoğan'ın karşılıklı diyaloğunun var olan gerilimleri azaltma yolunda önemli bir adım olduğuna inanıyorum. Ankara ve Brüksel arasındaki diyaloğun sürekli olarak hiçbir şekilde kesilmeden devam etmesinden yanayım ve ben bu konuda da umutluyum. Dolayısıyla teröre de birlikte karşı çıkacağız. Sonuç olarak Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki gümrük birliğine gelince biz Yunanistan olarak Avrupa Birliği ile bu konuda sürekli olarak temas halindeyiz, konuşuyoruz ve hem Avrupa Birliği'ne, Avrupa Birliği üyesi olan ülkelere ve Türkiye'ye yararlı olacak gümrük birliği genişletilmesinden yanayız. Bunu da sürekli olarak Avrupa Birliği kurumlarıyla görüştüğümüz zaman Yunanistan olarak dile getiriyoruz. Biz Türkiye'nin tam anlamıyla Avrupa Birliği üyesi olmasını istiyoruz. Hanımlar, beyler, şunu da söyleyerek konuşmamı söz vereyim. Yunanistan'ın niyetleri konusunda asla kuşku olmamalıdır efendim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sayın Papadimitru'ya konuşması için çok teşekkür ederiz. Değerli konuklar, Ege Ekonomik Forumu'nu katılımlarıyla onurlandıran Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ı konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başbakan. Sayın Bakanlar, değerli katılımcılar, sivil toplum örgütlerinin değerli temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, Ege'nin kalbi, ilklerin şehri İzmir'de böylesine
anlamlı bir toplantıda sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Tüm katılımcıları sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, iki gün boyunca burada Ege'nin ekonomisi, geleceği, vizyonu konuşulacak. Her alanda tarım, sanayi, ticaret, üretim, Ege'nin avantajlı olduğu fırsat pencereleri bir bir ele alınacak ve burada önemli bir sonuç ortaya çıkacak. 2017'nin sonuna yaklaşıyoruz. Küresel ekonomi toparlanmaya başlıyor. 2008'de başlayan, halen devam eden küresel ekonomide iyileşme var. Özellikle Avrupa ekonomisinde de bir toparlanma söz konusu. Ancak yine de dikkat etmemiz gereken hususlar olduğunu işaret etmek isterim. İçinden geçtiğimiz bu dönemde küresel kriz sonrası ortaya çıkan ekonomik kırılganlık ve bölgesel gerilimler henüz bitmiş değil. Küresel ekonominin önemli bir ağırlık merkezi olan Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni yönetimle birlikte ortaya çıkan korumacılık yönündeki söylemler yeni bir küresel tehdidin habercisi gibi. Ancak ekonomi tarihi bize korumacılık politikalarının hiçbir zaman küresel ekonomiye, küresel barışa katkı sağlamadığını göstermiştir. Avrupa hiçbir zaman parasal genişleme sürecini bu kadar açmadı. Parasal genişleme Avrupa'da tüm hızıyla devam ediyor. Bu gelişme tabii ki Türkiye bakımından olumlu. İhracatımızdaki artışın arka planında bir anlamda Avrupa'daki parasal genişlemenin de ciddi bir katkısı var. Çünkü bizim ihracatımızın neredeyse yarısı Avrupa ülkeleriyle yapılıyor. Ancak kıtadaki en büyük risk ve tehdit doğrusu gittikçe artan borç seviyesidir. Borç seviyesi aslında gelişmiş bütün ülkelerin gelişmekte olan ülkelere göre daha büyük bir riskidir, yumuşak karnıdır. Bugünkü küresel şartlar altında belki bunun sonuçları tam anlamıyla hissedilmese bile değişecek konjonktürlerde burada ortaya ciddi bir kriz alanı çıkabilir. Bugün gelişmiş ülkelerin gayri safi hasılalarının en az 2,5-3 katı kadar bir borç seviyeleri var. Tabii rezerv para kullanmak suretiyle şu anda işlerini yürütüyorlar. Ama dünya değişiyor, şartlar değişiyor, bölgedeki dengeler değişiyor, zenginlik merkezleri değişiyor. Şimdi zenginlik merkezleri artık eskisi gibi batıda değil, doğuya doğru hicret ediyor. O bakımdan yakın gelecekte, orta ve uzun vadede dünya ekonomisinde ve jeopolitik dengelerde de önemli bir değişimi hep beraber göreceğiz. Son dönemde ayrılma istekleri, referandum, Brexit gibi gelişmeler de
bölgesel ekonomiyi önemli ölçüde etkiliyor. Çin ekonomisi ise ayrı bir fasıl. Orada da büyüme odaklı gelişme tüm hızıyla gidiyor. Özellikle metal sanayisindeki kapasite farklılıkları dünyanın geri kalanın da korumacılık yanlılarının da ekmeğine yağ sürüyor. Orta Doğu'da şu an için durum ümit verici değil. Kuzey Irak'ta verilen yanlış karar, bugün az önce bu kararı veren Kuzey Irak Bölgesel Yönetim Başkanı Barzani, referandum öncesi şartlara dönüyoruz diye açıklama yaptı. Buna bizde çok kullanılan bir tabir var. Harabu Bağdı Basra. Peki buraya gelecektin. Niye? Bu yanlışta ısrar ettin. Niye? Yıllardır sizi himaye eden, hayat alanı oluşturan Türkiye'nin sözünü dinlemedin. Her neyse. Yanlış hesap Bağdat'tan döner derler ve nihayet yanlış hesap Bağdat'a gitmeden dönmüş oldu. Tabii özetle Suriye'de ve Irak'ta devam eden siyasi otorite boşluğu, iç savaş, terör örgütlerinin alandaki varlığı bölgemiz için orta ve uzun vadede öngörü yapmamızın önündeki en büyük engel. Bütün bu şartlar altında Türkiye diye bir ülke var. Türkiye bölgenin de teminatı, Avrupa'nın da güvenliğinin giriş kapısıdır. Düşünün, 10 milyondan fazla nüfus hareketi olan bir bölge var. Ve bu nüfus hareketinin Avrupa'ya akın etmesi demek, Avrupa'daki bütün her dengeyi alt üst etmesi demek. Türkiye geçtiğimiz 6 yıl içinde 3,5 milyondan fazla evinden, barkından, yurdundan edilmiş insanlara kucak açıyor, onlara ev sahipliği yapıyor. Bununla da yetinmiyor, Avrupa'ya gidecek göç istilasının da önüne geçmiştir. Bugün Ege Denizi'deki eski yıllar, 2-3 yıl öncesine göre Avrupa'ya geçişler büyük oranda kontrol altına alınmıştır. Tabii bütün bunları yaparken biz arzu ederiz ki Avrupalı dostlarımız Türkiye'nin katlandığı bu yüklerin, bu fedakarlığın daha iyi farkında olsunlar. Takdir etsinler. Ancak burada şunu söylemek isterim ki özellikle Avrupa'da son yıllarda yükselen milliyetçi akımlar ve din İslam düşmanlığı Avrupa'da gelecek vizyon öngörüsünü tamamen ortadan kaldırmıştır. Avrupa şu günlerde aşırılıklarla baş etmenin yollarını aramaktadır. Türkiye olarak söylediğimiz bir şey var. Biz bize bir adım gelene iki adım yaklaşırız. Bu yaklaşımımız devam ediyor. Ege'yi birlikte paylaştığımız Yunanistan, Türkiye bizim burası ortak coğrafyamız. İbni Haldun'un dediği gibi coğrafya kaderdir. Coğrafyamızı biz seçmedik. Ama bu coğrafyada birlikte yaşayacağız. Sorunları ön plana çıkarmayacağız. Fırsatları ön plana çıkaracağız. Doğru, Sayın Bakan da ifade etti. Ekonomi birleştirir, siyaset ayrıştırır. Katılıyorum. Onun için siyasi tartışmalardan uzaklaşıp ortak
fırsatlarımız, ortak zenginliklerimiz, potansiyelimiz nedir? Bunun üzerinde konuşmamız lazım. Geçen Haziran ayında Atina ve Gümülcine'ye yaptığımız ziyaretlerde Sayın Tsipras'la ve bakanlarla kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdik. İki ülke arasındaki ilişkilerin özellikle turizm, ticaret, denizcilik alanında nasıl geliştirileceğini kapsamlı bir şekilde müzakere ettik. Ve önümüzdeki bir iki ay içerisinde de bu Selanik'te başbakanlar ve bakanlar bir araya gelip yine bölge ekonomisinde ikili ilişkilerde geldiğimiz düzeyi göreceğiz, değerlendireceğiz. O bakımdan Ege Denizi'nde özellikle Avrupa'ya göçmen geçişine engellenmesi konusunda Yunanistan'da gayet uyumlu bir çalışma içerisindeyiz. Rakamlar binlerden 20'lere 30'lara geriledi. Hemen hemen bitti diyebiliriz. Buna benzer işbirliğinin turizm alanında da çok hızlı geliştiğini görüyoruz. Bugün Ege bölgesi başta olmak üzere Türkiye'den birçok vatandaşımız hafta sonlarını, bırakın yıllık tatillerini, hafta sonlarını Yunan adalarında geçirmek için gidiyorlar. Ve bu da bölgenin ekonomisinde bir hareketlenmeyi beraberinde getiriyor. Avrupa'ya, Avrupa Birliği Türkiye'nin 50 yıllık bir hedefidir, bir beklentisidir. Bu bakımdan Türkiye bugüne kadar birliğe tam üyelik konusunda kararlılığını sürdürmüştür. Ancak son 1-2 yılda yaşanan gerginlikler sonrası ilişkilerimizin arzu etmediğimiz bir düzeyde olduğunu biliyoruz. Bunun geçici bir durum olduğunu kabul ediyoruz. Biz Avrupa'dan beklediğimiz şudur. Avrupa gelecek Brexit'ten sonra özellikle gelecek vizyonunu gözden geçirmesi lazım. Türkiye'nin de içinde olduğu bir genişleyen Avrupa mı düşünüyor, yoksa kendi sınırlarını yüksek duvarlarla kapatmış bir Avrupa kulübüne mi dönüşmek istiyor? Bu kararı Avrupa verecek, biz buradayız. Avrupa Gümrük Birliği'nin yenilenmesi, Avrupa ile kesilen müzakerelerin tekrar başlaması konusunda karar bizim değil, Avrupa Birliği'nindir. Doğrusunu söylemek gerekirse Yunanistan, komşumuz Yunanistan başından beri Türkiye'nin içinde olacağı bir Avrupa Birliği istemektedir. Bu konuda yaklaşımının müspet olduğunu biliyoruz. Bunun için de teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, bütün bu şartlar altında Türkiye bu küresel gelişmeler bölgedeki yaşananlara rağmen nerededir? Türkiye'nin konumu ne? Gideceği yol neresi? Şunu açıklıkla belirtmek isterim ki bu krizler ortasında az önce Ekonomi Bakanımız da ifade etti. 2017 yılında Türkiye'nin önünü açacak çok önemli kararlar aldık. Aslında bu kararları 2016'nın son ayında aldık. Aralık ayında, 8 Aralık kararlarıdır. Bu tam da Amerikan seçimlerinin arkasından gelişen piyasalardaki döviz dalgalanmasının başladığı günlere rastlıyor. Bu esnada aldığımız kararlarla Türkiye'de kredi genişlemesini öngören bir uygulama başladı. Ve bugüne kadar Türkiye'de KOBİ'ler, iş alemimiz yaklaşık olarak 230 milyar liralık bir kredi kullanım hacmine ulaştı. Burada önemli olan bu kadar kredinin kullanılması ama bundan kullananların sayısına baktığımız zaman yarım milyonu buluyor.
KOBİ'ler vesaire. Yaygınlık, yani büyük hacimli krediler büyük firmalara değil, bütün her ölçekte, küçük ölçekten orta büyük ölçeğe kadar bütün sektörlere ciddi anlamda bir kaynak temini sağlandı. Bu kadar para genişlemesine rağmen bakıyoruz, büyüme artmaya başladı. 15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye o çeyrekte %4 küçüldü. %4 küçülmeden %5.1 büyümeye geçen bir Türkiye'den bahsediyoruz. Bu kadar kısa sürede, bu kadar keskin değişim dünyanın hiçbir ülkesinde mümkün değil. Bunlar zamanında alınan cesur kararların bir sonucudur. Gelişme, refah hep siyasi istikrarın olduğu ülkelerde oluyor. Demek ki iki tane sihirli kelime var. Güven ve istikrar. Güven ve istikrar varsa orada gelişme var, kalkınma var, büyüme var. Buna bir örnek vermek gerekirse, bakın 90'la 2000 yılları arasında dünyada sorun yok. Dünya krizi de yok. Her şey güzel. Bütün dünyada büyüme var. Türkiye'de durum ne? 90-2002 yılı arasında %3 ancak büyüyebilmişiz. Hiçbir sorunumuz yok. Ama 2000'li yıllarda dünyada da kriz var. Türkiye'de de birçok olay yaşadı. Buna rağmen Türkiye 2003-2016 yılları arasında da ortalama %5.6 büyümüş. İşte güven ve istikrarın en somut sonucu budur. Şartlar ne olursa olsun, eğer güçlü bir siyasi irade varsa, güven varsa her halükarda ülke büyümeye devam ediyor. 2002'de Türkiye'nin Avrupa Birliği refah ortalamasının %37'sine sahipti. Yani ortalama milli gelirin, kişi başı milli gelirin ancak %37'sinde Türkiye'deki ortalama kişi başı milli geliri vardı. 2016 sonunda bunu 25 puan arttırdık, %62'ye çıkardık. Yeter mi? Yetmez. Bunu daha da büyütmemiz lazım. Bu da istikrarın ve güvenin getirdiği bir sonuçtur. İş dünyamızın değerli temsilcileri, iş adamlarımız, ekonomik kararları almak kolay değildir. Kararlarınızı alırken, tabii ki 2018 ve daha sonrasına yönelik bir öngörü yapmanız lazım. O öngörü için bizden bir şeyler duymak istiyorsunuz. Yani biz nasıl hesap yapalım? 2018'e, 2019'a, 20'ye yönelik nasıl bir tutum içinde olalım? Bekleyelim mi? Daha fazla yatırım mı yapalım? Kısa bir süre önce orta vadeli planımız yayınlandı. Orta vadeli planın özeti yatırım, iş, üretim, ihracat. Onun için Türkiye'nin 2018'i 2017'den daha iyi olacak. Bunu kesinlikle bir yere not edin. Hem enflasyon tek haneli olmaya devam edecek. Büyüme hedefimiz en az %5.5. Bakın bu yılın üçüncü çeyrek büyümesi çift haneli olursa şaşırmayın. Hiç şaşırmayın. Yıl sonu büyüme 7 olursa yine şaşırmayın. Türkiye olarak iş dünyamızın önünü açacak sektörü bir anlamda güvence sağlayacak
bir toplumsal sözleşmeye imza attı. Birinci madde demokrasi sözüdür. Milletimiz 15 Temmuz'da bu sözün ötesine geçmiş ve demokrasi yemini yapmıştır. İkincisi ise 16 Nisan'daki milletin verdiği karardır. Bu karar da istikrar sözüdür. Getirilen yeni hükümet sisteminde sürekli iktidar, sürekli istikrar formülü geçerlidir. Seçimler olacak, ondan sonra ne olacak, kim hükümet kuracak, kuracak mı, kurmayacak mı? Bu mesele artık bitiyor. Sandıkta vatandaş ülkeyi kimin yöneteceğine gelecek 5 sene için karar veriyor. Vesayetler, bir takım kapı arkasındaki çalışmalar, iktidar kavgaları ortadan kalkıyor. Milletin göz önünde sandıkta iktidarın sahibi, sorumlusu belli oluyor. Kısacası demokrasi ve istikrar konusundaki bu mutabakat iş dünyası için en büyük gelecek güvencesidir. Bu sebepten önümüzdeki yıllar için Türkiye büyümede hız kesmeden devam edecek, reformları da gerçekleştirmeye aynı şekilde devam edecek. Ekonomiye dair kararları alırken bunu lütfen bir kenara not edin. Değerli konuklar, bu coğrafyanın ortak mirasçısı Türkiye ve Yunanistan. Yunan Heraklitos binlerce yıl önce Efes şehrinde şunu söylüyor. Aynı ırmakta iki kez yıkanılmaz. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Son 15 yılda dünyada, bölgede, Türkiye'de çok şeyin değiştiğine şahit olduk. Bir örnek vermem belki yeterlidir. 15 yıl önce nüfusumuz 66 milyondu. Şimdi 2 ay sonra yıl tamamlanıyor, 81 milyonun üzerine çıkıyoruz. 15 yılda 15 milyon daha fazla vatandaşımız var. Yurt dışında yaşayanları, mülteci misafirlerimizi saymıyorum. Bunları üst üste koyduğumuz zaman 90 milyondan bahsediyoruz. 15 milyon ne demek? Bosna, Ersek, Hırvatistan, Sırbistan'ın toplam nüfusu demek. 3 ülke kadar Türkiye 15 yılda nüfusunu arttırmış. Bu nüfusa iş bulacaksınız. Bunlara gelecek hayali vereceksiniz, ümidi vereceksiniz. Bakın küresel krize rağmen Türkiye son 10 yılda ortalama her yıl 950 bin vatandaşına iş bulmuş. Bu seneki bulduğumuz istihdam, ürettiğimiz istihdam 1 milyon 150 bini geçmiş. Ama genç bir nüfusumuz var, dinamik bir nüfusumuz var. Dolayısıyla istihdama katılan, özellikle de kadın istihdamı Türkiye'de artıyor. Bundan da büyük bir memnunluk duyuyoruz. 2002'de %21 iken şimdi %35'e çıkmış. Üniversitelerimizdeki akademik personelin %54'ü kadınlardan oluşuyor. İşte gelişen Türkiye'nin en büyük göstergelerinden biri budur. Tabii bir de hareketli nüfus var. Az önce söylediğim mülteciler. Suriye başta olmak üzere belli ülkelerde yaşanan iç savaş ve karışıklıklar insan akınıyla bizi yüzleşmek zorunda bıraktı. Biz şunu yapabilirdik bazı ülkeler gibi. Bana ne kardeşim? Ben kabul etmem. Onları kaderine terk edebilirdik. Ama bu bizim geleneğimize de sığmaz, inancımıza da sığmaz, genlerimize de uymaz. Biz darda zorda kalana her zaman yardım eden bir kültürün, bir medeniyetin evlatlarıyız.
Bize yakışanı biz yaptık. Ama bir yandan da bölgede kalıcı barışın tesis edilmesi ve Irak'ta, Suriye'de misafir ettiğimiz bu kardeşlerimizin doğdukları, büyüdükleri, hatıralarının olduğu o ülkelere geri dönmelerini tabii ki arzu ediyoruz. Onlar da bunu arzu ediyor. Nerede yaşarsanız yaşayın, kendi vatanınızdan daha güzeli yoktur. Bülbülü altın kafese koymuşlar. İlle de vatanım, ille de vatanım demiş. Onun için içinden geçtiğimiz değişim süreci bizlerin de değişime ayak uydurmasını zorunlu hale getiriyor. 16 Nisan'da aldığımız karar, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber yeni bir değişim, yeni bir reform, yeni bir büyüme ve gelişme dönemi olacaktır. Zaman ekonomisinin en iyi şekilde geliştiği bir döneme giriyoruz. Bazen zamanın bir değer olduğunu, bir para olduğunu insanlar maalesef unutuyor. Kaybettiğiniz parayı tekrar kazanabilirsiniz ama kaybettiğiniz zamanı bir daha geri getiremezsiniz. Onun için mutlaka zaman ekonomisine yoğunlaşmamız gerekiyor. Değerli iş dünyası temsilcileri, değerli basın mensupları, 2017'nin sonlarına geldik. Olumlu ekonomik gelişmeler sonucunda Türkiye, küresel ekonominin gündeminde var olmaya devam ediyor. Bakın geçtiğimiz 9 ayı şöyle bir hatırlayın. 2017'ye girerken uluslararası değerlendirme kuruluşları, IMF'si, Dünya Bankası, diğerleri, reyting kuruluşları ardı ardına Türkiye'ye darbe vurdular. İşte Türkiye'nin notu düştü, Türkiye yatırım yapılamaz hale geldi filan falan. Ve 2017'nin ikinci çeyreğinden itibaren de ardı ardına inandırıcılıklarını sorgulatmamak için ardı ardına Türkiye'nin tahminlerini düzeltmeye başladılar. Bugüne kadar Nihat Bey 2 mi 3 mü düzeltme yapan oldu. 3 düzeltme yapan oldu. Önce %2 büyüme dediler, sonra %4 dediler, sonra %5 ve üzeri olabilir dediler. Gidiyor. Ancak şunu söylemem gerekir ki, az önce de söyledim. Üçüncü çeyrekte Türkiye büyük bir ihtimalle G20 içinde en fazla büyüyen ülke olacak. Belki dünyada da üçüncü çeyrek itibariyle bir rekor yakalama ihtimalimiz var. Diğer taraftan gerek %28'e gerilemiş kamu borcunun, gerek güçlü finans sistemimizle Türk ekonomisi önümüzdeki dönemde büyüme performansını sürdürecek. Dış ticaret ve yatırımlarla büyüyen bir ekonomi Türkiye'nin orta ve uzun vadede maratonunun en büyük gücü haline gelecek ve burada da ihracat ve yatırım ön plana çıkacak. Yılın ilk yarısında %5.1 büyümenin 3.9 puanı yatırımlar ve ihracattan geliyor. Büyümenin kalitesinden bahsediliyor. Büyümenin kalitesi görüldüğü gibi 2/3'ünden fazlası yatırımlardan geliyor, ihracattan geliyor, tüketimden gelmiyor. 2017 başında, 2017'nin itibaren bir ihracat seferberliği başlatıyoruz. Aslında başlattık. Exim Bank'ın sermayesini 3 milyardan 10 milyara çıkardı. Bunun anlamı şu, ihracatçı sayısı artacak, ihracat miktarımız artacak. Sonuçlarını gördük mü? Gördük. Nasıl oldu? 153.3 milyar dolar
belirlemiştik. Bu gidişle bunun üzerinde gerçekleşecek. Belki 156'yı da geçecek. Evet, ortalama büyüme %8-10 ve dilimler halinde baktığımız zaman %14-15'e varan ihracatta büyüme gözlüyoruz. Uluslararası kuruluşlar bir kez daha Türkiye'nin büyüme tahminlerinde sınıfta kaldılar, tutturamadılar. Ama hükümet olarak biz de tutturamadık. İhracat hedefimiz %53'tü, %57 ile kapatacağız. Varsın bu yöndeki yanılmalar olsun. Aşağı doğru yanılma olunca iyi değil de yukarıya doğru yanılmadan bir zarar gelmez. Yılın ilk 9 ayında %10.6 ihracatta ortalama artışımız var. Ekim ayı rakamları da daha iyi gözükecek. Az önce kulağıma söyledi. Neyse resmen açıklanınca ifade edelim. İhracat seferberliğimizin bu başarısı içimizden işçiden iş adamımıza kadar bütün ekonomi dünyamızın başarısıdır. Sadece mal ihracatında değil, hizmet ihracatında da önemli bir gelişme kaydettik. Hızlandık. Bugün dünyanın en büyük 250 müteahhitlik kuruluşu içinde 45 Türk firması var. Ve bu sayıyla Çin'in ardından ikinci sırada geliyoruz. Bakın bir şey daha söyleyeyim. Türkiye etrafındaki ateş çemberine rağmen, istikrarsızlıklara rağmen, küresel krize rağmen 2008'den bu tarafa dünyada 10 tane mega proje yapılmış. Adından söz ettirilen 10 projenin 6 tanesi Türkiye. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, İstanbul-İzmir Otoyolu, Marmaray, Avrasya Tüneli ve dünyanın en büyük havalimanı, şimdi de Çanakkale Köprüsü. Diğerleri de var da bunları saymak istemiyorum. Hızlı trenler, bölünmüş yollar vesaire. Türkiye'nin kabiliyetini gösteren bir başka rakam da şunu söyleyebiliriz. 2016 yılında müteahhitlik sektöründe proje hacminde dünya devleri Almanya ve Japonya'yı da geride bırakmış durumdayız. Turizm sektöründe ilk 8 ayda turist sayısında %26 artış var ama 2015'in seviyesine henüz dönebilmiş değiliz. Ama süratle bu yönde gidiyoruz. Benzer şekilde Türk Hava Yolları kendi hizmet ihracatında küresel bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bunu detaylarına girmeyeceğim. Yatırımlar tarafında da özellikle proje bazlı yatırım teşvik sistemi. Buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Şimdi artık konfeksiyon usulü teşvikten ısmarlama usulü teşviğe geçtik. Bir yatırımınız var. Bu yatırım stratejik yatırım olarak değerlendirilebilir. Neye göre değerlendiriliyor? Oluşturacağı katma değer. Ülkenin ekonomisine yapacağı katma değer. Oluşturacağı mukayeseli üstünlük. Herkesin yaptığı iş değil. Yeni bir şey yapıyorsunuz. Hem ithalatınızı azaltacak bir farkı var. Hem de ihracatınızın birim fiyatını arttıracak bir katkısı var. İşte bu ve buna benzer yenilikçi, teknoloji yoğunluklu yatırımları özel stratejik yatırım sınıfına aldık ve bunlara ucu açık teşvikler veriyoruz. Bunun birkaç örneğini bugünlerde yaptık. Ege ve İzmir ekonomisi. Biraz da buradan bahsetmekte fayda var. Değerli konuklar, küresel ve bölgesel
ekonomiyle Türkiye ekonomisinin karşılaştırılması, buna yönelik birkaç göstergeden bahsettik. Ege üzerinde de birkaç şey söylememiz lazım. Ege'deyiz, İzmir milletvekiliyiz, İzmirliyiz. Dolayısıyla hemşerilerimizin de duymak istediği mesajlar var. Bunları da bu vesileyle aktarmak isterim. Ege, tarih boyunca bereketli coğrafyası sayesinde her zaman, her dönemde ekonominin canlı olduğu bir yer olmuştur. Unutmayalım, Ege bölgesi Cumhuriyet'ten önce de, Cumhuriyet'in kuruluşunda da hala bugün de Türkiye ekonomisinin bel kemiği niteliğindedir. İlk ihracatın yapıldığı yerdir. Türkiye'nin dünyaya açılan kapısıdır, penceresidir. Ege bölgesinin ağırlık merkezini de İzmir oluşturur. 15 yılda Ege tekrar tarihi misyonuna yakışır şekilde yatırımla büyüme stratejisine uygun olarak önemli mesafe kat etti. Bunu yine rakamlarla anlatmak gerekirse 2002 yılında Ege bölgesinin toplam ihracatı 4 milyar dolar. Bugün ne olmuş? 14,5 milyar dolara çıkmış. Yani genel artışın üzerinde olmuş. Denizli'den Marmara'ya, İzmir'den Aydın'a toplam Mehmet Ali Bey 10 ilden bahsetti. 10 ili kapsayan Ege bölgesinde üretim gücü günden güne artıyor, bölgedeki büyüme devam ediyor. Burası bir başarı tabii, güzel bir gelişme ama yine Efesli Heraklitos'un öğüdüne bakarsak 21. yüzyılda Ege ekonomisinin daha büyük değişimleri, daha büyük dönüşümleri başaracağını görmekteyiz. Nedir bu? Yeni teknolojiler. Sanayi 4.0, yapay zeka ve bilgi iletişim alanındaki yenilikler, rüzgar ve güneş enerjisi, alternatif enerji kaynakları gibi alanlarda ciddi potansiyellerimiz var. Gelecekte biyoteknoloji, sağlık turizmi, organik tarım bugüne göre daha çok konuşulan, daha çok aranan sektörler haline gelecek. Ege bölgesi tüm bu alanlarda Türkiye'nin merkezi olmaya adaydır. Hem iklimiyle, hem potansiyeliyle, hem yetişmiş, dinamik insan kaynağıyla bunu rahatlıkla başarabilir. Unutmayalım, Ege hala tarımda bir numaradır. İhracatta önemli bir yerdedir. Üretimde tartışmasız belirli ürünlerde lider konumundadır. Dünyayı dönüştürecek yeni teknolojilerde Ege ülkemizin en önde giden bölgesi olmaya devam edecek. Ege bölgesi ve şehirleri tarih boyunca bir lojistik merkezi oldu. Konumu itibariyle 21. yüzyılda da Ege limanları, Ege şehirleri tarihi görkemine yakışır bir şekilde yine bir lojistik merkez olmaya aday. Avrupa'nın en büyük limanlarından biri olacak Çandarlı Limanı ve limana bağlanan otoyol. Şu anda o yapılıyor. Gelirken dün uçaktan baktım. Bayağı bütün yol izi Çandarlı'ya kadar çıkmış. Zaten Menemen'e kadar, Menemen girişine kadar yapılmıştı. Ondan sonrası da 70 kilometrelik bölümde yapılmaya başlandı. Bu bir hazırlık. Yani Ege'nin geleceğine hazırlık. Diğer yandan İstanbul, İzmir,
Yine baktım Belkave'den Manisa'ya doğru yol büyük oranda tamamlanmış. Aynı şekilde İzmir-Manisa arası Sabuncubeli tüneli tamamlandı. Şimdi ince işleri yapılıyor. Yani bunu şunun için anlatıyorum. Ankara'dan İzmir'e hızlı tren geliyor. Afyon'a, şimdi Uşak, Eşme'ye kadar ihalesi yapıldı. Adım adım bir yandan Ankara'dan İzmir'e hızlı tren. Diğer yandan İstanbul'dan İzmir'e otoyol, Osman Gazi geçişi. Bu ne anlama geliyor? Türkiye'nin üç büyük şehri birbiriyle hızlı tren ağlarıyla, otoyollarla bağlanmış oluyor. Yani İzmir'den çıkan bir hemşerimiz aynı gün içerisinde hem Ankara'yı hem İstanbul'u dolaşıp tekrar akşam evine gelebilir. İşte zaman ekonomisi dediğimiz şey bu. Ege tüm Doğu Akdeniz'in bir lojistik merkezi haline geliyor. Aynı masa, aynı yemek, aynı deniz. Birlikte kalkınma. Tabii tüm bu gelişmeler yaşanırken komşumuz Yunanistan'la da ekonomik, ticari ve turizm ilişkilerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Bölgede birlikte kalkınmaya istekliyiz. Bununla ilgili adımlar da atıyoruz. Ekonomi birleştirir. Evet, ekonomi birleştirdiğine göre daha çok ekonomiyi konuşacağız. Daha çok olumlu gündeme yoğunlaşacağız. İhtilafları daha az konuşacağız. Onları da zamanı geldikçe mutlaka çözülecektir. Dolayısıyla biz aynı coğrafyadayız. Aynı kaderi paylaşıyoruz. Geleceğimizi, gelecek kuşakların daha iyi şartlarda yaşaması için bizim sorumluluğumuz var. Bu sorumluluğumuzu yerine getirmemiz lazım. 21. yüzyıldaki ekonomik yükselişimiz bölgede birlikte olmalıdır. Biz birlikte ticaret yaparsak, birlikte yatırım yaparsak kalkınma da yine bölgesel olur. Bir ülkenin fazla kalkınmasının tek başına bir anlamı yok. Etrafındaki ekosistem eğer aynı şekilde kalkınma yapmamışsa bugün yaşadıklarımızı yaşarız. Orta Doğu'da yaşadığımızın sebebi budur. Dünyadaki büyümenin adil bir bölgesel dağılıma geçememiş olmasıdır. Adil bölgesel dağılım, refahın dağılımı adil olsaydı ne DAEŞ olurdu ne başka terör örgütleri olurdu. Onun için gelişmiş ülkelerin terörle mücadelede göz ardı ettiği bir şey var. Terörle mücadele sınırları kapatmakla olmaz veya teröristleri etkisiz hale getirmekle de olmaz. Bunlar geçici tedbirlerdir. Kalıcı tedbir bölgeler arasındaki refah farkının ortadan kaldırılması ve küresel barışın, kardeşliğin tesis edilmesidir. Evet, biz Egelilerin İbn Haldun'un dediği gibi güzel bir geleceği var, güzel bir kaderi var. İnşallah bugün burada ve yarın bu organizasyonlarda Ege bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin gelecek vizyonu ve kalkınması için bölge ülkeleriyle ortaklıkların daha da ileriye taşınması için çok güzel fikirler ortaya konulacak, tartışmalar yapılacak ve bu şekilde de inşallah 2018 ve sonrasında çok daha huzurlu, çok daha gelişmiş bir bölge vizyonuyla yolumuza devam edeceğiz. Bu önemli organizasyonun gerçekleştirmesinde en başta Doğuş Grubu örnek oldu. Sayın Ferin Şahenge ve ekibine teşekkür ediyorum.
Ekonomi Bakanlığımız organizasyonda koordinasyonu sağladı. Ekonomi Bakanımıza, ekibine teşekkür ediyorum. Bölgesel ortak da Ege Geliştirme Vakfı Sayın Mehmet Ali Susam ve ekibine teşekkür ediyorum. TOP, TESK, İzmir'imizin ticaret sanayi odaları ve bütün sivil toplum kuruluşları, ihracatçıları, herkesin burada katkısı var. Bütün paydaşlara katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Toplantımızın hayırla vesile olmasını diliyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoşça kalın. Sayın Başbakan'a konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yüksek müsaadelerine sığınarak kendilerini bir süre daha sahnede misafir etmek isteriz. Aile fotoğrafı için Sayın Bakanları, konuk Yunanistan Bakanını, Sayın Valiyi, milletvekillerimizi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanını, Ege Yönetim Kurulu Başkanını, TOB Başkanını, TESK Başkanını, TİM Başkanını, Özgencil ve Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanlarını, DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanını, Ege İhracatçılar Birlikleri Koordinatör Başkanını sahneye davet ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer misafirler, değerli konuklar, Ege Ekonomik Forumu programımızı katılımlarıyla onurlandıran Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a teşekkür ediyoruz. Kendilerini saygıyla uğurluyoruz. Çok teşekkürler. Değerli konuklarımız birazdan...